Merhaba sevgili gençler, Ne Çözsem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim hocam dil bilgisi fasikülünün tanıtımını yapacağım. Kaynağı internetten satın alacaklar için kaynağın en ve boy olarak incelemesiyle başlayalım. Kaynağın ebadı en olarak bir A4 boyutundan daha dar. Kaynağın boyu ise A4'ten biraz daha kısa arkadaşlar. Kaynak yazarı Kadir Gümüş hocamıza teşekkür ediyoruz. Kaynak öncelikle konuyla alakalı olarak konu özeti ya da işimizi kolaylaştıracak püf noktaları değiniyor. Hatta şöyle yaparsam daha rahat göreceksinizdir. Mesela isim konusunda varlıkların verilişlerine göre isimler alt başlık olarak özel isim ve cins isim olarak ikiye ayırıyor. Örnekleri de veriyor. Yani burada bir konu özeti geçmiş oluyor ayrıca sizlere. Hemen altında varlıklara sayılarına göre isimler tekil, çoğul isim ve topluluk ismi olarak ayırmış. Ama burada da bir not vermiş mesela. Özel isme gelince kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkler, Ankaralılar gibi hem sizin işinize yarayacak püf noktalardan bahsetmiş, anekdotlardan bahsetmiş hem de üstünkörü konuyu size anlatmış arkadaşlar. Bütün konuların başında aynı şekilde bir senaryo göreceğiz. Daha sonrasında konuyla alakalı olarak 1-2 adet testle konuyu kavranması sağlanıyor. Testlerin hepsi çözümlü arkadaşlar. Bu arada bu testler halka olarak adlandırılmış. Bütün çözümler uzun uzun anlatılmış arkadaşlar. Hatta çözümleri incelemenizi de öneririm. Şundan dolayı söylüyorum onu da. Hatırlatan halka diye bölümler var. Burada da sınavda işinize yarayacak püf noktalara dikkat çekilmiş. Şöyle birkaç sayfa beraber inceleyelim. Sıfat konusuna geçiyor mesela arkadaşlar. Yine aynı şekilde konuyu öncelikle size gösteriyor. Öncelikle sizlere anlatıyor. Mesela işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesiz sıfat, soru sıfatı gibi. Hemen arkasında halka testlerine geçiyor. Söylediğim gibi hepsi çözümlüdür. Hatırlatan halkalarımız burada da aynı şekilde devam ediyor. Piyasada dil bilgisi üzerine çok fazla kaynak maalesef yok arkadaşlar. Ama ÖSYM'de her sene hiç affetmeden sorularını soruyor. Ondan dolayı şu anda piyasanın en iyi dil bilgisi kitabı diyebiliriz. Normal Türkçe konu anlatımları alıyorsunuz. Onlar da çok uzun uzun anlatmıyor. Dil bilgisinde problem yaşayan bir kişi kesinlikle ama kesinlikle bunu çözmeli. Ayrıca kaynak özenle dizgimiz ampaş açısından başarılı şekilde hazırlanmış. Kaynağın içerisinde de toplam 522 adet soru mevcut. Yani soru adedi de oldukça yeterli. Bu 522 adet soru 483 adedi halka testlerden oluşuyor. Yani normal biraz önce gösterdiğimiz testlerden oluşuyor. Geri kalan 39 soru ise genel bir dil bilgisi denemesi şeklinde 3 adet denemeden oluşmuş arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde çözümlü sorulardır. Çözümleri mevcuttur. Size anlatmış olduğu yani 239. sayfaya kadar olan bölümde anlatmış olduğu bilginin taramasını yapıyor gibi düşünün. Kaynağı ben oldukça beğendim. Hatta birkaç Türkçe hocama da gösterdim. Onlar da gerçekten beğendiler. Dil bilgisinde problemi olan, dil bilgisinde problem yaşayan herkesin çözmesini öneririm. Bu arada kaynak TYT, AYT ve KPSS için uygundur. KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarım da gönül rahatlığıyla bu kaynağı çözebilirler. Artı olarak dil bilgisinde biliyorsunuz ÖSYM ortalama 4-5 soru soruyor. Ondan dolayı önemli bir konu. Alıştırma yapmak ya da konuyu anlamak için kesinlikle işinize yarayacak bir kaynak. Kaynağın video çözümü yok ama içerisindeki çözümler gerçekten yeterli. Herhangi bir kitap evine gittiğinizde lütfen siz de alın, bir göz atın. Siz de anlayacaksınızdır. Hocam ben dil bilgisi sorularını fullemek istiyorum diyen bütün herkese bu kaynağı önerebilirim. Bir sonraki kitap tanıtım videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.